Osmanlı devletinde köy ve kasaba halkı devletiniz ne olmadan oturduğu yeri terk edip başka bir yere gidemezdi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulamaz. Üretimde devamlılık sağlamak tabii ki amaçlanmıştır. Herkes istediği zaman istediği yere gitse üretimde bir devamlılık sağlanamazdı. Vergi toplamayı kolaylaştırmak evet bunun takibi de o yıllarda zorlaşırdı. Sosyal sorunların önüne geçmek evet dike hareketliliğin önüne geçmek. Hayır. Asker toplanmasını kolaylaştırmak, dike hareketlerini önüne geçmek cevabımız D seçeneği. Oğuz boylarının Osmanlı topraklarına göç etmesi, Anadolu'daki beyliklerin hakimiyet altına alınması, Osmanlı devletine görülen yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Nüfus artışının sağlanması, evet böyle bir şey neden olmuş, nüfus artmıştır yeni beylikler ve yeni göçler var çünkü ülkeye. Devletin e, farklı ulusların farklı ulusların hakimiyet altına alınması. Farklı ulus var mı? Yok. Ama yine de bir diğer şıklara bakalım. Askeri yapı güçlenmiştir. Yeni beylikler hakimiyet altına alındı çünkü. Vergi gelirleri de artmıştır bu sayede. Fethedilen bölgelerin Türk ve İslamlaşmasının kolaylaşması. Evet, cevabımız B seçeneği. Osmanlı Devleti'nde topraklar İslam hukuku esas alınarak sınıflandırılır ve idare edilirdi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Gayrimüslimlerden farklı adlarla vergi alınmıştır. Evet. Bazı toprakların yönetiminde özel bir anlayış benimsenmesi. Evet. Hukuk birliğinin sağlanması. Hayır. Gayrimüslimlerden koruma vergisinin alınması. Hoşgörü bir anlayış uygulanması. Zaten bu üç seçenek, iki seçenek de vergi var ve toprak için alınan vergiler zaten. Bu yüzden bu iki seçeneği direkt eleyebiliyoruz. Yani hiçbir şey bilmesek bile hoşgörü bir anlayış da yine söz konusu. Fakat hukuk birliği zaten diyor ki İslam hukuku esas alınmış. Bir de diğer hukuk sistemi var. Bu yüzden örfi ve şer'i hukuk bir birlik sağlanmıyor. Yani hiçbir şey bilmesek bile mantıken çözebileceğimiz bu soru cevabımız C seçeneği. Bir arazi ile ilgili yukarıda verilen tanımlardan hangilerinin yanlış olduğu savunulabilir? Bakalım. Paşmaklık. Gelirleri padişah anneleri ve eşleri ve kızlarına ayrılan topraklardır. Evet. Doğru. Dirlik devlet adamlarına mülk olarak verilen topraklardır. Hayır maaş olarak veriliyordu. Yani savaşlarda faydası olan kişilere ve yöneticilere maaş karşılığı verilen topraklardı. İki yanlış. Yurtluk gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan topraklardır. Evet doğru. Ocaklık gelirleri kale ve tersane giderleri için ayrılan topraklardır. Evet yalnız iki. Cevabımız B seçeneği. Osmanlı Devleti'nde adet, adet anam denilen vergiler büyük miktarlara ulaşıyordu. Bu hayvancılıkla alakalı bir vergiydi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu sanılabilir. Hayvancılığın Osmanlı ekonomisi içindeki payının yüksek olduğu doğrudan cevabımız oluyor. Osmanlılarda ehli hirfet olarak adlandırılan zanaat erbabının lonca adı verilen teşkilatları vardı. Bu teşkilatın amaçlarından biri olduğu sanılamaz diyor. Askeri giderler, hayır. Haksız rekabet, evet. Mesleki eğitim, evet. Tüketici haklarını korumak, evet. Zaten bu dört de temsil ettikleri iş kolunda çalışma hayatını düzenlemek. Yani Lonca Teşkilatı esnaflarla alakalı bir teşkilattı. Ve üç bu dört seçenekle birbiriyle bağlantılı askeri gelir apayrı, gider apayrı. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Müzik